böyle bir Katya portakal suyu mu getir modundasın? Sinir oluyorum yani. Ortak arkadaşlarımız var ve beni arayıp da o kız hayal dünyasında mı yaşıyor diyorlar. Biz hayatımızda böyle bir görgüsüz görmedik, kaçacak delik aradık dediler. İnsanlara iftira atmadan önce çok çok iyi düşün. Bana da senin hakkında gerçekten görgüsüz olduğunu söylediler. Mankenlik yaptığı dönemden arkadaşı, benim çok samimi arkadaşım. Bana söylediği şu, o kızın köpeklerimi varmış, köpeklerinin bakıcısı mı varmış? Hadi canım, onun kendi karnını doyurmaya parası yoktu, ne zaman oldu dedi. Ben hayatımda bu kadar çirkin, bu kadar seviyesiz bir muhabbet görmedim. AVM'den elbise almakla, buraya şoförle gelmekle zengin olunmuyor. Bu kızları da sana yedirtmem lazım. Eve gidince uyuyamamalısın. Çünkü zenginlik suç değil ama görgüsüzlüğe tahammülüm yok. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Nazlı Hamarat. Hanımefendi, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız efendim? Teşekkürler. Ceketi tanıyor muyuz? Ceketi. Almila giymiş miydi o matador? Dün ona benzer, hatta pistte olacaktık. Ben yarın giyeceğimi söylemiştim. Ama farklı, onunkisi payetliydi, benimkisi deri. Bilmiyorum, o kadar detayını hatırlamıyorum ama kısa bir ceketti. Nereye gidiyorsun? Karaköy'de mekan açılışına. Karaköy'de mekan açılışına, böyle gidiyorsun. Yani evet, açılışa daha önce gitmiştim. Karaköy'de. Peki, gel bakalım. Simsiyahlar içinde. Nihal. Gerçek mi Nazlı üstündeki ceket? Armila'nınkinin. Armila'nın kilo aynı değil. Onunkisi payetliydi. Benimkinde payet yok. Ben elbisenin birazcık daha dar olsaydı daha çok beğenirdim. Kendimde salaş de öyle. Birazcık istedim. Daha bol olunca senin de kalçan var. Böyle daha bir büyük gösteriyor. Ben de yapıyorum bu hatayı. Onun dışında ceketin ya arka dekolteni tam kapatsaydı ya da kapatmasaydın o dekolteni. Onun dışında makyajında değişiklik yapmışsın, koyu rüz sürmüşsün. Çok beğendim onu. Teşekkür ederim. Sana yakıştığı kadar yakışmış mı acaba? Hayır. Hayır. Özden. Karaköy'e ben de gidiyorum. Yani böyle bir kadın görsün. Ama mekan açılışına yani. Mekan açıldı ve onun açılışına gidiyorum. Ben de çok fazla açılış kaçıran biri değilim. Yani Taksim'e de, Bebeğe de, Nişantaşı'na da gidiyorum. Ama ben şöyle bir kadın görsem gülerdim. Yanımdakini gösterip böyle baksana diye gülerdim Karaköy'de. Onun dışında bir magazin dergisinde seni görseydim. Hani 5 sene önceki dergi de olabilir, şu anki de. Yani ikisinde de demode duruyor olurdun. O elindeki çanta, ben onları sevmiyorum. Bazen ben de takmak zorunda kalıyorum alışveriş yapamadığımda evde bulduğum o dandik çantalarımdan. Ama ben beğenmedim. Bir de ben şeyden çok rahatsızım. Sürekli senin hani bir maddi durum konusu konuşuluyor. Evet, hani yardımcın odada beni rahatsız etmiyor. Ama bazen oluyorum yani. Çünkü hani benim de arkadaşlarım gelmek istiyor. Benim de annem gelip bana yardımcı olmak istiyor. Burada bir eşitlik olmuyor. Eğer senin yardımcın olacak olsaydı sana kulis verirlerdi ayrı. Jüri üyeleri gibi de. Bilmiyorum. Ona ben de sinirleniyorum. Sürekli böyle bir Katya portakal suyu mu getir modundasın. Sinir oluyorum yani. Öyle bir modda değilim. Öyle bir moddasın. Ben de gerçek deri ceket giyiyorum burada. Benim ceketim, benim çantam, orijinalliği, fakeliği konuşulmuyor. Neden seninki konuşuluyor? Sen bu hale getiriyorsun ki konuşuluyor. Ben bu hale getirmiyorum. Bir şey gördüm. Sen bu hale getiriyorsun ki konuşuluyor. Ben bu hale getirmiyorum. Siz söylüyorsunuz. Ben bir şey gördüm. Sadece onu söyledim. Büyüdü. Büyüdü. Yani kıvılcım da alev oldu. Öyle bir şey söyleyeceğim. Sonra yangın oldu. Ama büyümesinin nedeni şu. Melisa ile biliyorsunuz, ikiniz de Nurayla da söyledi. Yani ben özellikle altını çizmek için söylemiyorum. Varlıklı aileler de büyüdünüz ve zengin diyelim. Zengin bir hayat yaşıyorsunuz. Şimdi
senin Melisa ile olan farkını ortaya koymak istediğin an çıktı bu konu ortaya. Senin Melisa'dan farkın ne? Bu konu o yüzden ortaya çıktı. Bu sebeple detaylara girildi ve konuşuldu. Sence senin Melisa'dan farkın ne? Bilmiyorum. Biliyorsun Nazlı, söylemiyorsun. Gerek yok söylemeye. Ay, söylediğin şeyi tekrar etmeni istiyorum o zaman. Söylemediğim bir şey değil. Hani yeni bir şey sormuyorum. Yeni bir şey sormuyorum. Sen de yeni bir şey söylemeyeceksin. Yani Melisa'yı burada rencide etmek istemem. Kendimi de bu tarz bir polemiğin içine sokmak istemem şu anda. Polemik lamba gibi önünde. Sen onu atladın. Ve sustum, geri çekildim. Öyle gerek olmuyor yok. İşte. Öyle olmuyor işte. Bir kere bulaştın. Ya ben benim... tekrar etmeyeyim, sen söyle. Melisa'nın hayatıyla benim hayatımın farklı olduğunu düşünüyorum. Yaşayışlarımız da farklı, aynı değil. Ne açıdan? Ve olamaz da. Ne açıdan? Yani Melisa'nın başka bir yaşantısı var, benim başka bir yaşantım var. Sen Melisa'nın benim zengin, ailem başka zengin rol yaptığını söylüyorsun değil mi? Zenginmiş gibi ya davrandığını söylüyorsun. Evet. Bunu söyledin çünkü, bir şekilde ifade ettin. Öyle mi Melisa? Yani ben bunu şu an sizden duydum. Daha önce ben orada, biraz evvel orada farklı bir... Ben dinliyorum. Dinlersen eğer çünkü arada başka konuları da kaçırıyorsun. Yok, ben şu anda duydum bunu. Bu iddiasına da sadece gülüp geçerim. Çünkü burada öyle olduğumu iddia edince sizden veya seyirciden bana artı bir şey gelmeyecek. Tam tersine ben bu konuyla ilgili çok çok rahatsızım. Bu maddi muhabbetin sürekli burada dönmesinden. Çünkü dışarıdan tepki görüyoruz. Bu hoş bir şey değil. Burada benim ekonomik durumumun iyi olduğunu iddia etmem bana zarar verir, fayda sağlamaz. O yüzden rol yapmama da gerek yok. Melisa, ortak arkadaşlarımız var. Ve neden canım, böyle söylediğine bir anlam veremiyorum. Senin herkesle ortak arkadaşlarım var Nazlıcığım. Herkesle ortak arkadaşlarım var ve o kadar senin hanımefendi... Senin modellik yaptığın o kadar dönemden de, güzellik yarışmasına girdiğin bak, dönemden biliyorum, de... Dinler misin? Hı-hı. Ortak arkadaşlarımız var ve beni arayıp da o kız hayal dünyasında mı yaşıyor diyorlar. İşte aynı şekilde senin hakkında da bana aynı iddialar geliyor. Sen rahat ol. Söyleyen hem de hiç normal insanlar ve değil. Ve özellikle yaşı, kimliksiz kişiler ya da kimlikli kişiler bana almış. İnternetten mesaj atıyorlar. Telefon numaramı öğrenenler ki tanıdığım arkadaşlarım da var. Onlar da ayrıyetten arayıp da söylediler. Nazlıcığım çok enteresan bir şey var. Burada herkesin hakkında iddiaları burada hep sana geliyor. Burada sadece benim umurumda değil senin zengin olman ya da bu şekilde bir yaşantı sürmem. Benim sadece umurumda olan senin yalan söylemiş olman. Benim umurumda olan da ne biliyor musun? Neden bizi kandırma? Ben yalan söylemiyorum. Benim ailem belli, annem belli, babam belli. Anneni babanı da tartışmıyorum belli. Sadece. Yok, söylüyorum işte annemin kim olduğundan çıkıyor ortaya veya babamın kim olduğundan ortaya çıkıyor zaten benim ekonomik durumumun ne olup ne olamayacağı. Gelelim sana. Sen herkesin hakkında burada bir şeyler biliyorsun zaten. Yok Nazlı'ya gidersin, benim eşim sizin arkadaşlarınızı tanıyor, yok seni tanıyor iddiasına girersin. Evet, Zeynep'e gidersin. Bir şey. Emin ol dedim, ben bunu çok iyi biliyorum. Zeynep'e biz gidersin, iddiada bulunursun, dışarılarda gezersin, butiklerde orada burada Zeynep'in hakkında mesnetsiz çirkin iddialarda nerede mi gezerim? Aynen öyle. Ben alışverişe gittim. Ben alışverişe gittim. Bunu ben kendi kulağımla duydum. İnsanlar bana gelip bile söylediler. Yani konuyu anlayalım sonra sana. İnsanlar ben bana bile alışverişe gittim. Bana bile gelip Nazlı Amarat Zeynep'in hakkında konuşuyor. Böyle böyle sen nerede ne düşünüyorsun diye. Kanıtla bunu Melisa. Oldu. Zeynep'in de haberi Ağacım, var bundan. Ağacım iftira atma. Kanıtla bunu. Ben bir defa alışverişe atmıyorum. Gitmiyorum. Ben iftira gittiğim atmıyorum. Gittiğim yer AVM'dir. Ben butik gezen bir ben tip iftira, değilim yani ben iftira sizin gibi. Atmıyorum. Ben iftira atmıyorum Nazlı, yapma. Sen konuşup konuşmadığını kimle çok iyi biliyorsun. Kimle konuşmuşum? Kanıtla bunu ya. Bak, ben sana şu ana söylüyorum. Kadar, İsim söylesene hangi butik? Ben şu ana kadar çok net söylüyorum. Bunu bir kere ağzımı açıp söylemedim. Nerede ta söylemiş? Ki Zeynep arkada ya? gelip bana üzgünlüğünü belirtene kadar ben Zeynep'e tutup da Zeynep ben senin hakkında konuşuyor demedim hayatım. Hiçbir ben zaman. Ben sadece AVM'ye giderim oradan. AVM'de de böyle bir şey söz konusu bile herkes olamaz. Herkes herkesi tanıyor. Anlamıyorsun bak konuşuyorsun. Herkes herkesi tanıyor. O senin konuştukların ona çok abi, güzel gidiyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben geçen gün bir AVM'de gittim bir yere. Senin hakkında da orada. O kız zengin değil dediler. Sen oraya gidip alışveriş etmişsin. Hatta dün giydiğim bir yer de oradandı. Ben o kıza servis vermiyorum. O kız zengin değil dediler bana. Kim servis veriyormuş vermiyormuş? Dün giydiğim büstiyeri herhalde nereden aldığını biliyorsun dün giydiğim büstiyeri. Şu an canım ben VIP müşteri listesindeyim orada. Ben gittiğim de VIP müşterisiyim. Gittiğim zaman
içkimi alır, oturur, keyfini bakar. Ve bana dedi ki sizden dedi, bir kız geliyor bakarım, dedi. Devamlı hep geliyor yanıma. Neden bana servis vermiyorsunuz diye. Şu an çok komik duruma düştü. Neden? Çok aa, komik getirelim duruma düştün. Konuşsun burada. Ben çok ona servis veremem düştü dedi. Benim dolabımın yarısı senin o kastettiğin yer. Ay senin zaten yer bu dolabının yarısı bir bitmedi. Ya da tamam bitmedi. Neden o zaman sponsorlardan giyiniyorsun? Neyse Nazlı ile konuşuyorsun. Neden o zaman sponsorlardan giyiniyorsun? Hangi sponsor? Benim bir tek sponsorum var kıyafet anlamında. Ve çocukluk arkadaşım. Benim tek konsept olayım. Benim tek neden sponsorum. Sen niye sponsor alıyorsun o zaman? Takıcına kadar sponsorum var. İyi de çok, dün giydin, dün giydin arkadaşının sponsormuş, değildi. Olmuş buymuş çok ucuz yerlerden çalışıyorsun. Senin de sponsorun var. Evet. Dün giydiğim body'yi ben 30-40 parça halinde aldım. O yerden AVM içinde. Ben de aldım ve senin bana ettiğin miktarı da söylediler ne kadar ettiğini. Yani, benim de ne kadar ettiğim belli. Şimdi bunları tartışmayalım burada. Nedense senin bu yalanların bana her belli, benim ne kadar ettiğim belli. Muhabbete bak. Saniye. Bir şey söyleyeceğim. Ben senden daha zengin olduğumu iddia etmedim ki. Ben de senden bunu daha zengin olduğumu çıkardın iddia etmiyorum. Burada konu zenginlik konuyu, değil. Burada konu yalan söylemen. Yalan. Orada dur. Melisa benim bir şey söyleyeyim. Melisa sakin ol. Sakin ol. Burada konu zenginlik, fakirlik değil. Burada konu senin yalan söylemen. Ben yalan söylemediğimi söylüyorum. Bir saniye bekler. Yalan söylemiyorum. Nazlı'ya bir soru soracağım. Bir saniye. Nazlı, yalan söylememesi peki senin düşüncene göre zengin olmadığı halde öyleymiş gibi yansıtıyor. Neden böyle yaptığını da anlamıyorum zaten. Bu seni zaten niye rahatsız ediyor? Sürekli bu şekilde davrandığı için. Mesela benim gittiğim yerde bana şimdi dedi ki adam benim dedi hizmet etmemi istiyor. Dedi ki daha doğrusu şöyle bir şey söyledi. Sizden de sarışın bir kız geliyor dedi uzun boylu dedi. Ben de I'm Ladder dedim. Ondan sonra o da dedi ki hayır dedi bak profili bu dedi. Amile değil dedi. Adı başka bir şey dedi. Ondan sonra gösterdi bana Instagram'da. Aa evet şey dedim Melisa dedim. O kız da bayağı zengindir dedim. Sizin iyi bir müşteriniz. Olur mu canım dedi. Ben ona da hizmet bile etmiyorum. Geliyor yanıma. Aa neden siz bana hizmet etmiyorsunuz diyor dedi. Ben size hizmet edemem. Ben VIP müşterime hizmet ediyorum. Ne dediğini bilmiyor dedi. Abuk subuk konuşuyor. Buraya kız arkadaşların da gelmiş dedi. Ağzının kemiği yok dedi. Oraya gelen müşteri kalitesi belli. Adam seni başka türlü. Ben yani, ben o kastedilen yere uzun yıllardır gidiyorum alışveriş yapmaya. Ben uzun yıllardır o gün gidiyorum. Hatta ismi kaç kere Zeynep değişti Öztürk ama yine de gitmiş. Sahibi aynıdır. Tamam Nazlı müsaade et sen de. Zeynep Öztürk gitmiş. Bana da tam tersi Nazlı hakkında şunu söylediler. Melisa Hanım sizden önce işte sarışın şarkıcı olan hanımefendi geldi buraya. Biz hayatımızda böyle bir görgüsüz görmedik. Kaçacak delik aradık dediler. Aynen bunu söylediler. Buradan çıkıp birlikte hayatım gidebiliriz aynı mağazaya. Hiç problem değil. Buyur gidelim. Gidelim. Hatta beyefendi ben buraya çağırırım. O kadar iyi tabii tanıyorum ki. Tabii ki çağıralım. Bana Instagram'da tabii ki yorum çağıralım yapmış. Çok tabii ki çağıralım. Benim VIP, benim VIP kartım ortada. VIP kartım ortada. Kaç senedir alışveriş yaptığım peki, var. Tamam. Yani şöyle bir şey var. Zenginin şey malı züğürdün çenesini yorar. İkiniz de züğürt değilsiniz madem. Bu konuda nasıl yarışacağınızı izlemek istemiyorum açıkçası. Merak eden sadece varsa. Sadece ben bu senin neden yalan söylediğini yalan söyleyeyim. Yalan demeyeyim de mi? Olduğundan farklı davrandığını ve bu imajı yansıtmak istediğini iddia ediyor Nazlı. Zeynep burada bir söz almak istemişti arada. Konuları. Konuyu unuttun. Seninle ilgili butikte bir şey söylenmiş. Neyi söylenmiş? Ya konuşuyor ya dedikodu yapıyor gidip sağda solda. Ha evet. Evet hangi butikte yapmışım? Ben hangi butiğe gitmişim ben ki? Ben sadece şunu söyleyeyim Nazlı hı-hı sana. İnsanlara iftira atmadan önce çok çok iyi düşün. Direkt bunlar şu lafı söylüyorum artık, sana. Çeneni kapat. Bunlar kapansın artık. Sürekli açmaya çalış, sürekli kendini yükseltmeye çalışma. Ben hiç çok öyle bir şey gibi söylemiyorum. Daha fazla eğer özel hayatıma ve burada hiç kimseye atma. Çünkü az Zeynep'cim, önce Zeynep'cim tekrar eden bir şey yok. Bir bu söylediğin konu var. Tekrar açıldığı için tekrar. Hayır var. Daha yeni bir şeyden var. Var dışarıda konuşuluyor bu sefer. Burada konuşulamıyor. Bakın biz burada özür diledik. Ben haklı olduğum halde hani onu söyledik. Yayında olan bir şey değilse bence açma konuyu bu anlamda. Söyleyeceğim bir şey tamam, varsa yani Nazlı'ya söyle. Tamam yani o zaman sorun yok. Sadece ben konuşmasını istemiyorum bu kadar. Neymiş hangi butikmiş sen bana onu söyle. Ben hangi butiğe gitmişim? Butikten bahsetmiyorum. Ben hangi butiğe gitmişim? Zeynep hakkında bir hayır. Ben hangi butiğe gitmişim ya? Bu da bir yalan. Ben benim butiğe mi gidiyorum? Az önce söyledim Melisa. Ben butiğe gitmem. Konuşulma muhabbetini duydum. Yani bunu butik dediğin ayakkabıcı. Evet.
Konuşuyor, Nazlı konuşuyor. Neyi konuşuyorum yani, ya? Ne demiş? Kulaklarını duyuyor. Neyin ne demiş? Sen sonra yok, geçenki o iddialarla alakalı bir şey. Yani bu konu özür dileyip tamam kapamasına rağmen aynı iddialarına devam yeri ediyor. Yeri nerede? Yerini söyle. Konuşuyor yani. Yerini söyler misin butiğe? Yerine arkadaşımın canım isim söyleyemiyor ya, söyler sana. Efendim? Söylerim tabii arkada ki. Burada söylenmiyor. Arkada söyleyeceğim. Hayır, yerini artı söyle. Yerine Etiler mi? Yeşilköy mü? Nişantaşı. İstinye mi? Ben Nişantaşı'na gitmiyorum. Nişantaşı. Onun haricinde ben şu konuyu söylemek istiyorum son konu olarak. Bir tezgahtar benim hayatımı var. Nazlı bekle. Bir tezgahtar benim hayatımı bilemez, seninkini de bilemez. Ama dediğim gibi biraz evvel söylediğim şeyin altını çiziyorum. Bana da senin hakkında gerçekten görgüsüz olduğunu söylediler. İnanmıyorsan buradan çıkışta gidebiliriz. Şaka yapmıyorum. Görgüsüzlük yalancılıkla eşdeğer değildir. Ben yalancı değilim. Bahsettiğim şeyi bak ispatlarım. 7 senedir aynı yerden alışveriş yapan tamam, bir insanım. Tamam, onu anladım. Ben butiğe gitmiyorum ya. Gözünüzü açtığınız anda. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben gidiyorum. Ayıp Melisa bir şey değil. Melisa. Nişantaşı'nda hiç... Nazlı bir sus. Yani. Tartışmayı, konuşmayı, adabını bilmiyorsunuz. Siz konuştuğunuzda etrafınızdakilerin susmasına alışmışsınız belli ki. Ama birazcık ortak bir alanı kullandığımızın farkına varın. Bir laf dinlemeyi öğrenin ya. Ya başka bir sorun mu vardı? Söz istedin. Şey diyecektim, hani Melisa Nazlı'nın sürekli biz bu maddiyatını çok konuşuyor diye ben dile getirmiştim. Başında, şoförün mevzusunda falan. Ve Melisa ölürcesine Nazlı'yı savunuyordu. Şu an ne oldu da böyle bir karara vardı? Nazlı asla böyle bir şey yapmaz, hiçbir şekilde konuşmuyor. Şu an yok yere saldırıyor falan diye. Hani böyle bayağı bir hafta sen Nazlı'yı savundun. Şimdi ne oldu da bir anda aranız bozulunca şu anda iddia edilen şey o değil. Anlamıyorsun. Şu anda o benim zenginliğimi veya değilliğimi sorguluyor. Ben de ona cevap veriyorum. Dikkatli dinlersen anlayacaksın Nihal'cim. Hayır, sen şu an sürekli onun görgüsüzlüğünden bahsediyorsun. Evet, ve bana, evet öyle çünkü. Birkaç hafta öncesine kadar sen Nazlı'ya çok şeker kız, asla öyle bir şey yok. Nihal yalan söylüyor diyordu. Canım o zaman gördüğüm kadarıyla öyleydi. Şu anda aynı yaşam alanındayız. O zaman aynı yaşam alanında değildik. Farkı bu Nihal. Şu anda ayrı odalardayız. Sen de her şeyi aynı alandayız işte. Şu anda ayrı odalardayız. O zaman dip dibeydik. Hayır, alakası bile yok. Dip dibeydik, yan yana oturuyorduk, beraber geliniyor. Şu anda ayrı odalardayız, sen buradasın, ben buradayım. Ay, o zaman biz geliyorduk, birkaç saat sonra geri gidiyorduk. Gözünüzü seveyim stüdyodan, şu anda 24 saat gibi bir saniye. Seninle paylaşım alanında asla aynı değil. Sen buradaysan, ben buradayım, sen oradaysan. Peki, aynı Nazlı'cığım, stüdyonun içindeyiz Nazlı. Nazlı'cığım, Melisa'nın lüks spor arabasıyla gazetede haberleri çıktı. Bazı magazin haberleri çıktı ayrıca. Neye dayanarak bunu iddia ediyorsun? Yani sokaktan geçen adam sonuçta o arabayı alıp kullanamıyor. Hı hı. Ya somut elinde bunu iddia edebileceği malı da var, görüyoruz da. Ya bunu gazeteden Nazlı okuyoruz. Nazlı bana şey dedi, kiraladığını, arabasını kiraladımış demişti. Ruhsatımı mı göstereyim ya, çok komiksiniz. Ruhsatımı mı göstereyim? Görgüsüzlüğün dibine vurmuşsunuz bir artık ya. Bir saat dursun diye. O yüzden bir evde iki tane yardımcım var benim. Ben bilmiyorum yani. Sadece böyle bir şey konuşmuştum. Kötü duruyor. Zeynep? Ya ben Melisa'nın yerine olsam getirir ruhsatımı gösteririm. Bir de kız buraya geliyor saatlerce arabasıyla. Yani niye onun için kiralasın? Taksiyle gelir gider. İşte ben de bunu soruyorum. Ne, ya bunu... Niye burada saatlerce arabası arkada otoparkta? Hayatını ispat etmesini yani gerektirmeyecek şekilde söylediği gibi bir hayat yaşadığını görüyoruz ki bu yani evet, artık gazetelere de çıkmış bir şey olduğu için sen niye bunu iddia ediyorsun? Onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü mankenlik yaptığı dönemden arkadaşı benim çok samimi arkadaşım. Tamam. Ve bana söylediği şu, o kızın köpekleri mi varmış, köpeklerin bakıcısı mı varmış, hadi canım onun kendi karnını doyurmaya parası yoktu, ne zaman oldu dedi. Ne zaman yaptı bu parayı dedi. Pardon. Belki uzun süredir görüşmüyorlardır. Bundan benim mankenlik, bir şey söyleyeceğim yalnız Öykü Hanım. Mankenlik yaptığı dönem demeleri çok komik. Neden? Benim çünkü mankenlik yaptığım dönem sadece bir yıl. Neyse şu anda özel hayatına ilgili bir şey anlatıyorsun. Anlatmama özgürlüğüne de sahipsin. Hayır hayır, hiç problem değil. Seve seve anlatırım. 26 Aralık 2014, 2014 evet 13 mu oldu?
Boş ver. Geçen sene işte bir yıldır ben mankenlik yapan bir kızım. Mankenlikteyken öyleysem eğer bir yıl içindeyse bu iddia, benim sosyal alemde fotoğraflarım var. 18 yaşındayken de arabam vardı. Şu anda da arabam var. Çok görgüsüzsün. Benim de evde yardımcım var ama getirmiyorum buraya. Çünkü benim o daracık alanda insanları rahatsız etmek değil istemiyorum. Benim asistanım, evdeki yardımcı ev işi yapar. O benim özel işlerimle ilgileniyor. O yüzden yanımda. 24 saat biz beraberiz. Ojesini sürüyor. Özden. Ojesini sürüyor. Asistanın oje sürdüğünü ilk defa gördüm. Tamam. Benim asistanım oje kendim sürmez bana. Hayatım. İş tanımını sürüyor. Herhalde kendi aralarında yapmışlardı. Bu bizi ilgilendirmez. Yani ne söyleyeyim Öykü Hanım? Hani artık bir şey söyleyemiyorum. Sanki herkes böyle cennetten hop buraya düşmüş masum gibi birbirinizin açığını kıyafette arayın. Ben çok sinirleniyorum şurada özel hayat konuşulunca. Kıyafetini bilmiyorum da sana zenginlik hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor yani. O senin neyse yorumun hayatım. Zenginlik, asillik. Ben de mevcut olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben annemin kızıyım. Annem de çok asil bir kadındı. Ben de çok asilim. Sizin annene saygılar benden büyük olduğu için ama ben karşımda yani öyle bir şey görmüyorum. Hiç asil durmuyor. Üstüne ne kadar marka şeyler de giysen, burada taşısan da asil durmuyor sende. Bence. Düşüncen. Asil bir insan dedikoduculuk yapmaz. Peki. Ben dedikoduculuk yapmıyorum. Sen dedikodu yapmak nedir? Birinin gayet arkasından konuşmaktır. Onu yüzüne söyleyemezsin. Ben konuştuğum şeyleri sizin yüzünüze de hiç söylerim. Hiç öyle bir şey yok. Ayrıca arkanızdan da konuşuyorum. Hiç öyle bir şey yok. Sen çok konuştuğum iyi biliyorsun. Bir şeyi de sen bir çok kere iyi biliyorsun gerçeği. Direkt yüzüne sordum o kişiyi. Hiç öyle bir şey yok. Peki, yine dışarıdan bir gözlemci olarak Maria'dan son yorum almak istiyorum. Nazlı, şoförüne ne oldu? Ne oldu? Şoförün dayanamadı. Nerede? Dayanamadı diyorum. O yüzden artık başkası var. Ayrıca o da gelir. Asistanın başkası da gelir. Neden değişti? Efendim dayanamıyorlar set şartlarına. Bence sana dayanamıyorlar. Bana onlar dayanamıyorlar çünkü diye gerçekten bir şey çok kötü davranıyorsun. Çünkü onlar benim aynı zamanda arkadaşlarım. Çok kötü davranıyorsun. Onlar senin hayır, arkadaşların ben değil. Hayır, ki ben arkalarında konuşsun aynen karşında. Öyle. Ben bir konuşayım ilk önce. Ben oraya gittiğim zamanlarda kafeteryaya görüyordum seni şoförünü ve selamlaşıyorduk. Ve kesinlikle gerçekten senden çok yorulduğunu ve gitmek istediğini söylüyordu. Ama bu ortamdan kaynaklanan bir şey değil. Bu senden kaynaklanan bir şeydi. Artı sen sürekli bana bunu getir, şunu yap, al. Geliyorsun odanın içine ki biz seninle aynı odayı paylaşıyoruz. Hı. Atıyorsun şunu bir çantama koy, bunu bir götür. Çay içerken bana çay koy, şunu yap, bunu yap. O asistan olmuyor. O bildiğin... Ben rica ederim, canım derim, bana çay getirir misin? Şunu tatlım koyar mısın derim. Ya biz seninle birlikte aynı masaya paylaştık. Çağır söylesin, biz anladın mı? Her şey masaya açıktır. Paylaştık ve sen bana tatlıyı getir dedin. Ne? Biz de duyduk işte, rahatsız aynen, olduğumuz biz buydu Öykü. Biz birlikte oturuyorduk, bu sen tutumu. Bizim yanımıza geldin ve orada şunu hadi söyledin. Hadi bana tatlı, tatlı getir demişim. Ben zaten öyle bir lisan, yani öyle bir ayrıca, konuşma tarzım yok benim. O saçınla... Ben kaba konuşamam. Tamam, ben kıyafetinle ilgili de yorum tamam, yapmak istiyorum. Tamam, toparlarsan. Tabii ki. O saçınla dibini saklaman gerekirken sen tersine açıp gösteriyorsun, rüküş oluyorsun. Nazlıcığım, geçebilirsin jürinin karşısına. Hakikaten ben bu fakir zengin sohbetine çok yanlış buluyorum. Bu kadar derin gitmek, başka konuda açmak hiç ihtiyacı yok. Özellikle böyle bir tarz programda. Yani ben de kapatmaya çalıştıkça açılıyor, başkaları açıyor. Maalesef. Yakışmadım. Yakışmadım yani ne sana da ne Melisa'ya, kimseye yakışmıyorum böyle bir tarz sohbet. Yani tartışma, hiç gereksiz bir şey. Kim ne var, ne oldu, ne olacağını. Yani biz ilgilemiyor. Ben de şu anda senin üzerindeki tarzını görüyorum, bakıyorum. Tabii ki karakter önemli ama bu kadar derin özel hayatını ortaya çıkartmamalısınız bence. Milyon kişiyi izliyor ve bumerang gibi size geri dönebilir bu yani. Ve İyi sonuç almayabilirsiniz. Neyse, üzerindeki etek ve ceketini beğendim, yakıştırdım. Çok güzel duruyor. Makyaj biraz ağır buldum. Saçlarından, evet,
güzel. Belki at kuru da olabilir ama dümdüz de fön olarak beğendim. Ayakkabı bir göreyim. Evet, ayakkabı da güzel, yerinde. Çanta beğenmedim. Başka bir çanta da... Oklaçla hoşlamıyorum ben, kutu gibi. Gözlük ne şey, şaşırıyorum kutu artık, gibi. Büyük aslında. Onlar güzel, yani şey durmuyor, asil şey durmuyor. Çok her yere satılıyor sokakta. Sen ha, evet. Deri böyle yumuşak deriden güzel bir klaç elinde alırsın. Büyük, yani evet. Mi? Çünkü ceketini taşıyabilir. Onların yanında da metal oluyor işte, böyle bir şey oluyor. Burasında üstünde bir şey oluyor. O yüzden de almak istemiyorum. Yok, sırf deriden. Hı hı. O ceketin de derin var ya, aynısın deriden böyle bir yumuşak bir klaç alabilirdin. Ama beğendim seni bugün ben. Teşekkür ederim. Ben hayatımda bu kadar çirkin, bu kadar seviyesiz bir muhabbet görmedim. İki tane zengin tiki kız görgüsüzce birbirini aşağılıyor. İkiniz de, ikiniz de birbirinizden görgüsüzsünüz. İkiniz de, ikinizin de hiçbir farkı yok benim gözümde. Yok. Satış görevlisi o onun için görgüsüz demiş de, o yok o zengin bile değilmiş de, ona fakirmiş de, ona servis bile yapmıyormuş da. Siz birbirinizi satış görevlilerinin lafıyla mı itham ediyorsunuz burada? Satış görevlisi nedir? En fakirinden en zengine herkese servis vermek zorunda olan insandır. Siz birbirinizi burada yok o görgüsüzmüş, yok o zengin değilmiş de ona servis bile vermiyormuş diye, sen satış görevlisinin lafıyla birbirinizi mi itham ediyorsunuz burada? Bu nasıl bir kafadır ya? Nasıl çirkin bir zihniyettir bu? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz burada? Gidin arka tarafta birbirinizi paranızla ezin. Umurumda değil, ne haliniz varsa görün. Bu ne terbiyesiz bir, bu ne çirkin bir muhabbettir ya. Benim, ne kafası yaşıyorsunuz siz? Onun hatasını burada söyledim. Senin de hatan var, onun ikinizin de, ikiniz de birbirinizden daha hatalısınız. O da görgüsüz, sen de görgüsüzsün. Ne bu ya? Bu ne çirkin bir muhabbettir ya. Yok sen görgüsüzmüşsün, yok o fakirmiş. Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya? Silkelenin, kendinize gelin, haddinizi bilin. Başkasının lafıyla, hele ki işi bu olan insanların lafıyla, burada kimse kimseyi yargılayamaz. Dilenci de gitse o mağazaya, o adam ona veya o kadın aynı hizmeti vermek zorunda. Zirilyarder bir insan da gitse aynı hizmeti vermek zorunda. Satış görevlilerinin İşinin gereği bu. Herkesin nabzına göre şerbet veriyorlar. Çekmek zorunda mıyız sizin muhabbetiniz biz burada? Kemal Bey başlatıp para muhabbetiniz kes. Kes. Size konuşun hakkı vermedim ben. Ben dinleyeceğimi dinledim, alacağımı aldım. Birbirinize yaptığınız yorumları gördüm. Yeter. Yeter yani. Korkunçsunuz ikiniz de. Sen de hiçbir şekilde iyi görünmüyorsun gözüme, bu kadar. Teşekkürler. Nurella, bu kadar laf yiyorsunuz, eve gidince kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Asaletten bahsediyorsunuz, gururdan. Gururlu bir insanın bunlar tahammül edemeyeceği şeyler değil. Çünkü ben de ağzımı açıyorum şimdi. Yani. Böyle bazen sizi bir ağaç gibi görüyorum, güzel bir ağaç. Gittikçe yapraklarınız döküle böyle bir artık kuru dallar göçmüş bir ağaç görüyorum. Yakınsınız yani. Ay çok ayıp, vallahi çok ayıp. İnsanın kusuru varsa yüzüne burada vurmayın. Çok ağır ithamlar yapılıyor ve çok korkunç. Sizin sevgiliniz, babanız, kocanız, abiniz size hiç mi hesap sormayacak ya bunlar nedir diye? Ben inanamıyorum size. Çok ağır bunlar. Çok ağır. Şimdi o zaman o kızın kiralık arabaymış. Getir kızım arabanın şeyini, ruhsatını. İzin verin getireyim. Evet ben izin veriyorum. Çok teşekkür ederim. Kafasını almamda serbest mi Nur Hanım? Hemen geç. Geç getir. Geç getir ruhsatını. Benim 18'imden beri arabam var. Bak Nazlıcığım. Demin bir şey konuştum burada. Dedin ki ben sizin gibi butiklere gitmiyorum dedin. Ben AVM'ye gidiyorum. Bak tüylerim diken diken oldu. Niye biliyor musun? Ben zengin bir babanın kızı değildim.
Ama hayır, onu öyle bakın, demek lütfen, istemedim. Lütfen, lütfen. Alakalıydı. Ben de bir memur kızıydım. Ama akşam 8 dedim mi, aç da olsam, tok da olsam o masada otururdum. Onu söylemek istemedim. Aile, ben lafımı bitireyim. Hı. Aile terbiyem yerine geç. Fakirlik, zenginlik, yani biz seçmiyoruz o zenginliği. Ailem öyle olsaydı onu bana verirdi. Mesela ben kendimle gurur duyuyorum, biliyor musunuz? Tırnaklarımla, sen buraya niye geliyorsun bu zenginlikle? Neden geliyorsun? Çünkü burayı basamak yapıyorsun doğal olarak. Tanınacaksın, yarın öbür gün kaset çıkarınca, albüm yapınca daha çok bir amacım var burada. Sen buraya o 100 bin lira için gelmiyorsun. Bu çok belli bir şey. Ben senin yerinde olsam, bak demin seni de savundum, dedim ki madem getiriyorsa elemanını, siz de o elemanı kullanmayın dedim. Ama senin buraya elemanını bile getirmen, asistan, yardımcı, bu bile yanlış. Niye biliyor musun? Burada kamptasınız, aynı yerdesiniz. O zaman ne oluyor? Onlarda başka bir psikoloji oluyor. Sen burada şeyin nesin? Bunlar hiç hoş. Benim de şoförüm var. Görüyorlar arkadaşlarım. Taksilerle gittiğim de oluyor. Gel. Ya bunlar ne ayıp şeyler, şoförler, taksiler, arabalar, bilmem neler. Ben Nazlı sana yakıştıramıyorum bak. Şimdi o sana söylüyorsa sen cevap verme. Sen de biraz elinde bir şeyle çomağı karıştırıyorsun. Biliyoruz sen varlıklı bir kızsın. Ama ben sizin gibi butiklere gitmem. Ne yapsın kızlar? Hayır, onu demek istemedim. Ama bundan bu çıkıyor. Siz ne anladınız kızlar? Benim demek istediğim, hani böyle küçük butiklerde dedikodu yapılır. Çok fazla butik sahibi tarafından. Dedikodu AVM'lerdeki yerlerde yapılmıyor mu? AVM'deki tezgahtarlar yapmazlar yani. Bu yapmayan halleri mi? Bu başka bir şeydi. Özellikle resmini gösterip de bana söyledi bunu. O adam da terbiyesiz. O kıza dikkat et. Onlar da terbiyesiz. Onlar evet. Haysiyetli olsalar müşteriler veli nimettir. Ayıptır. Evet. Ayıptır. Bir müşteri için öbür müşteriye konuşulmaz. Evet. Anca dolandırır onu. Atıyorum. Anca bir şey yapar, der ki aman mı bu kadın benim paramı ödemedi der, dolandırıcı der. Bunlar çok ayıp bir şey. Ben buradan o zatlar kimse teessüf ederim onları. Ben bakın kimseyi, bak hepinizin suçlarını, yani eksilerinizi söylüyorum. Ama Nazlı, ben sana inan yakıştıramıyorum böyle şeyleri. Ben sende olsam buraya, ben olsam. Yapma demiyorum, haddim de değil. Ama ben yardımcımı bile burada getirmem. Böyle burada o zenginliğini burada belirtme. Burada hepiniz aynı seviyede. Sizin yediğiniz yerlerde yemeği burada hepimiz de yiyebiliyoruz. Ya. Bakma ben odamda, benim oturuyorum. Ben de yeriz, birlikte yeriz. Ben kameraman arkadaşlarımla da otururum. Buradaki çocuklar hepsinden görüyorlar. Neyim, kralın kızı mıyım be ben burada? Hem ya da mi? Siz kimsiniz? Kimiz? Neden ötekileştiriyorsun? Herkes insan suçlu. Yapma yani, yapma. Ben de gidiyorum yemekhaneye, yemek yiyorum. Senin suçun yok bak. Sen zengin doğmuşsun. Ama neye göre? Ben dünyanın en zengin kadınıyım, biliyor musun? Zenginlik niye geçiyorsun, biliyor musun? Cebimdeki paraya göre öyle güzel yaşarım ki. İşte zengin o zaman benim. Senin babanın yatları, Allah daha çok versin. Ama senin yani bir tane eline bir AVM'den elbise almakla buraya şoförle gelmekle zengin olunmuyor. Bu kızları da sana yedirtmem Nazlı. Haberin olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Melisa, kıyafetin de gayet iyi. Alabilir miyim? Haricesinde 4 araç daha var üstüme. Bundan sonra maliyeden araştır. Göster şeyini. Maliyeden araştırsın önce Nur Hanım. Böyle tamam, abuk subuk tamam. Gazeteleri tamam, okuyacağım. Tamam, ispat, belge. Belge var. Aynen öyle. Buyurun. İnanamıyorum. Ben gerçekten inanamıyorum yani. Moda programında böyle bir sohbet hiç yakışmadı Şahin bize yani. Şu kadar yeterli. Ayol benim herhalde. Şu kontes kafa, şu makyajımla bugün özel yaptım. Nur Hanım, buna yakışmıyor ya. Nur Hanım, ben gerçekten üzgünüm tamam, önünüzde böyle bir şey olduğu için ama görüyorsunuz. İddia eden o, ben değilim. Yapmayın, yapmayın. Günah. Tatmin olacaksa diğer 3 ruhsatı da getireyim. Tamam. Yapmayın, yapmayın. Olmaz, böyle günah bu kızlara. Belki buradan aldığı parayla alan vardır. Belki ya yani senin
Efendim? Dün ne konuştuk? Gülay'ın evinden konuştuk. Ay yani, biz dün burada, dün bakın çocuklar, ben buradan eve gittim. İster inanın ister inanmayın. Uyanıyorum, bir ağlama sesleri, elbiseler, kavgalar. Yatıyorum, iki saat sonra böyle bir gün geçirdim. Dün biliyorsun ben de konunun içine çok girdim fazla. Orada ben şeye takıldım. Ev konusuna çok takıldım. Misafir kaldığı bir yerde alt kat rahatsız oluyor. Olabilir, gayet normal. Ben oraya takıldım. Düşün ki ne dedi? Ben mağdurdu. Ona ne denmiş Gülay'a? Muhtaç mı? Nedir? Öyle kız mi dedi ki benim, ben dedi mağdur, fakir yani param olmuyor. Fakir değilim ama param da yok. Ha ha evet. Ha, doğru. Aa, fakir demişsin değil mi? Ya. Parasız fakir kalıp. Fakir değilim ama param da yok. Bence sen onlara da daha zenginsin Gülay. Çok ayıp bir şey. O zaman paralıysan anacığım, butiklere gitmiyorsan, havalıysan, o zaman senin burada ne işin var diye sorarlar sana. Dün sormuştum ben, hatırlıyorsan. Öyle mi? Dün unuttu, sinirden unuttum. Bu muhabbet hiç bize yakışmıyor ya. Bir kapatalım bak, bu konu lütfen. Bak hepiniz bizim için hakikaten kıymetli kızlarsınız, yarışmacımızsınız burada. Ama ben dayanamıyorum, ben çok üzülüyorum. Çünkü bu fakir muhabbeti olduğu zaman zengin, ben üzülüyorum. Gereksiz bir şey. Bunu da konuşulamaz zaten. Neden fakir mi? Fakir. Fakir değilim. Hani öyle gidiyorum, tatilimi de yapıyorum. Hani Viyana'da maddi durumum çok iyiydi. Ya canımın içi. Hayatı bir çeşit birden gidiyordum. Çok burada iyiydi. Burada sadece zenginlik yarıştırılıyordu az önceki evet, hani öyle sanılmasın benim hiçbir şeyim hayatım, yok. Hayatım bak nedir şu biliyor musun? Şu an hiç. Bak sen parana göre tatiline gidersin, parana göre kışın bir yer, parana göre, o da parasına göre bir tatile gider. Aman be anam, aynı denize giriyoruz. Aynı suya giriyoruz. Birisi, aynı nefes alıyoruz. Birisi barakada, birisi çadırda, birisi pansiyonda, birisi apartta, birisi de kral dairesinde, Bodrum'da, Ege'de, Akdeniz'de. Ama deniz aynı deniz, hadi. Kararlar. Haydi, haydi. Kararlar. En önemli insan olmak o kadar basit. Kararlar. Ben beğendim bugün senin kıyafet. Ben de beğendim. Yani o başka bir şey zaten. Tabii ki. Tabii ki Nazlı hoş bir kadın. Ben onu astrolist demişim. O kıyafetleriyle, fanfatelliğinden. Tabii biz gün geçtikçe bunlar dökülüyorlar. Şeyi tanıyoruz artık, duruşu. Ben alınıyorum Nazlı. Ben o kızların adına alınıyorum. O kızların adına. Nurella kararın. Tarz dedim. Yıldız aldı. Bu tavır benim olsaydı asla olmazdı. Ama bu tarz... Ağzın ne o? Çok üzüldüm. O ağzın ne o? Çok üzüldüm. Pardon? Çok üzüldüm söylediklerinize. Üzülmelisin de. Ya hayatımda ilk defa belki de birisi falan böyle bir şey söyledi. Üzülmelisin. Gerçekten kahrolmalısın. Eve gidince uyuyamamalısın. Çünkü ben, zenginlik suç değil ama görgüsüzlüğe tahammülüm yok. Ve ben yine adil olarak senin tarzını beğendim. Ama tavrından nefret ettim bugün, biliyor musun? O başka İkinizin bir de, senin de, Melisa'nın da. Kemal, ben bu kadını seviyorum bir de. Ki ben geçtiğimiz haftalarda seni övmüş bir insanım. Ama gerçekten korkunç bir muhabbetin içinde buldum. Ben utandım ya ikinizin adına. İkinizin adına ben, bizim yarışmamızda böyle iki kızın bu tartışmanın içinde olmasından ben utandım. Ya ben peçete vermeyecektim bugün, vermeyecektim. Gever ya Sebahattin, Sebastian, ne olacak bizim tavrımızda? Bah. Hiçbir şey yapmayın abi. Karışmayın. Tamam artık, zenginlik, kibarlık, fakirlik. Bak son noktayı koyduk. Aynı denize, aynı toprağa. Ölürken de toprağımıza yavrum pırlanta tozu karıştırmıyorlar. Suya da şey atmıyorlar. Aynı tamam, deniz aynı. Tamam, bugün bu konu. Hadi konuşmayalım artık. Tamam. Bitti bu konu. Soracağım size. Evet. Beni eşim aradı, dedi ki Kemal de oğlu dedi, senin için ne güzel konuşmuş dedi. Evet. Onda da samimiydim. Senin bir kompleksin yok. Sen çok doğal ona bir kızsın. Ona dedi para versen bunları söylemez dedi. Ben onun karakterini biliyorum dedi. Bana şu böyle söylediniz. Ha, şimdi o zaman bu laflarımı da biraz ciddiye alırsınız umarım. Çünkü gerçekten ben burada gerçeklerden ve gördüklerimden bahsediyorum. Ben ikinize bu durumu yakıştıramadım Nazlı. Yoksa ben sizi eleştiriyorum evet, ama ben sizi sevdiğim için size
olumlu, pozitif bir şeyler katmak için sizi eleştiriyorum. Ben seni tanıyorum, Melisa'yı tanıyorum ve ben bu muhabbeti size yakıştıramadım. İzleyenlere sizi yanlış lanse ettiniz kendinizi. Bu değil mi? Siz bu değilsiniz. Bunun muhabbetini yapacak kızlar değilsiniz. Neden buralara geldi konu? Ben onu anlamadım. Yani eleştirin birbirinizi, kavga edin. Yeriyorsunuz ama başka yerlerden vurun. Bu tarz yerlerden vurunca kendi kalitenizden kaybediyorsunuz Nazlı. Karşımdakine göre davranıyorum. Fark etmez. Sen karşındakine göre davranırsan kendi kaliteni belli ediyorsun. O kendi kalitesi. Sen nasıl davranırsan öyle geri dönüş alırsın. Bundan sonra da bunu düşün lütfen. Bak bu aklında bulunsun. Sen seviyeni koru. Sen bozma. Sen de öyle. Yani kendin belli ediyorsun seviyeni. Karşındaki de ona göre dersini alıyor. Lütfen. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çantan da içeride konuştuğumuz gibi çakmanın çakması gibi. Seni gördüğümden beri, çıktığından beri